Türkiye'de yıllardır sık sık siyasete malzeme olan dünyanın en harika yapılarından, mimarlık tarihinin en önemli yapıtlarından biri, Ayasofya. Kutsal bilgelik anlamına gelen eser, iki kez halk ayaklanmalarıyla yıkıldı. Şu anki yapı 537 yılında inşa edildi. 916 yıllık kilise, 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla camiye çevrildi. 481 yıl cami olarak kaldı. Ayasofya gibi bir bina pek yok dünyada. Yani iki dinin ve 1500 yıl boyunca iki dine hizmet etmiş ve bunları e, içine alarak yani e, mimaride büyük bir değişiklik e, gerekmeden e, bunları taşımış olan bir bina. Bunlardan dünyada e, bir iki tane vardır. Bir de unutmamak lazım hani cami cami deniyor ama yani Ayasofya'ya baktığınızda cami görüyorsunuz. Bütün Osmanlı camileri... Ayasofya'dan esinlenerek yapılmış. Ayasofya 1934'te ise Atatürk'ün imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldü. Eldem Ayasofya'nın 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da da giderek bir kültür varlığı olarak algılandığına dikkat çekiyor. 18. yüzyılın sonundan beri bütün İstanbul'a gelen Avrupa, Avrupalılar Ayasofya'yı gezmek istemişlerdir. Devamlı saray izin vermek zorunda kaldı. Bir de 1847 civarında şey Abdülmecid bunun restorasyonunu iki tane İtalyan mimara Fossati biraderlere verdi ve dolayısıyla bunu aslında bir kültürel varlık olduğu için ve öyle değerlendirerek bayağı bir elden geçirdi. Ancak Ayasofya taşıdığı sembolik ve ideolojik değerler nedeniyle siyasi kavgaların ortasında kalmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da konunun siyasi boyutuna dikkat çekmişti. Mesele o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultan Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. 29 Mayıs'ta ise İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Ardından iktidar kanadından müzenin yeniden ibadete açılması yönünde açıklamalar geldi. İstanbul'u fethedeceğim ve Ayasofya'dan ezan sesleri yükselirken o mabette şükür namazı kılacağım ve İstanbul'un fethi ancak Trabzon'un fethiyle tamamlanmıştır diyen Fatih'in dünyanın üç Ayasofya'sından birine ev sahipliği yapan ve üstelik ibadete açılmış bir Ayasofya şehrinin vekili olarak bu vicdani huzuru İstanbul Ayasofya'sına da nakşetme iradesinin tartışma konusu olamayacak kadar bize ait bir mesele olduğunu ifade etmeliyim. Peki bu talep dini bir gerekçeye mi dayanıyor? İlahiyatçı İhsan Eli Açığa göre cami talebini dile getiren ilahiyatçılar olsa da bunun dini bir gerekçesi yok. Onların dayandığı tek sebep İslam tarihinde kılıç hakkı dediğimiz olaydır. Yani bunun da Kur'an'da yeri yoktur. İnsanların ibadet mekanlarını, yaşadığı şehirleri zorla ele geçirmek ve ibadet mekanlarını Zorla değiştirmek haramdır. Halkın ihtiyacı için açılmış bir yer değil. Bir krallık sembolü, bir imparatorluğun gösteriş merkezi. Gerek Bizans döneminde gerekse Osmanlı döneminde. Muhammed Peygamber dirilse gelse girmezdi. Hiçbir peygamber oraya girmezdi. Neden? Çünkü kralların, imparatorların yaptırdığı bir yer. Onlar mahallelerindeki mescitlere giderlerdi. Ve açık alanda, çadırda falan ibadet ederlerdi. Ve... Eli açık, Ayasofya'nın müze olarak kalmasının İslam dünyası ve Hristiyan dünyası arasında barışın sembolü olduğunu düşünüyor. Niye hep kılıç hakkı oluyor? Biraz da barış hakkı konuşsun. Barışın hakkı da orayı ne kilise ne cami yapmaksızın müze olarak bırakıp insanların ibretle seyretmesini sağlamaktır. Eğer illa orada ibadet edilmelidir deniliyorsa benim görüşüme göre mesela cuma günleri cuma namazı kılınabilir. Pazar günleri de Hristiyan ayini yapılabilir. Bence bunun e, Müslüman kültürü açısından hiçbir mahsuru yoktur. E, dolayısıyla bu dünyaya daha bir barış mesajı verir. İstanbul Rumların Evrensel Federasyonu ise Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Başkanı'na bir mektup göndererek Medeniyetler arasındaki karşılıklı saygı adına Ayasofya'nın politik tartışmalardan uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti. Ayasofya'nın ruhu dinler, medeniyetler arasında barışı temsil etmektedir. Bu sebepten yaşanan tartışmalar zıt istikametlerdedir ve Ayasofya'nın müze olarak hizmet vermesinin devamını dinler arasında iyi ilişkilerin güçlenmesi için çok önemlidir. Ayasofya konusunda yazılan ve söylenen kılıç hakkı gibi dile getirilen görüşler toplumumuz için endişe kaynağıdır. Elden de yapılmak istenenin gemeldir, bir kiliseyi anlaşıyor. değil bir müzeyi camiye çevirmek olduğunu vurguluyor. Şimdi Ayasofya etrafında olan her şey siyasidir ve 1934'te müze yapılması da siyasiydi. Şu anda yapılan da politik bir seçim. Avrupa'ya, Batı'ya bir ayar çekmek, bir, bir, bir şekilde onunla bir boy ölçüşmek, ona meydan okumak gibi bir arzu var. Diğer taraftan laiklikle ve kemalizmle hesaplaşma arzusu, bir de tamamen dahili olarak bir popülist, bir siyasi karar. Sürekli vakıflar tarihi eserlere ve çevreye hizmet derneğinin Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı dava Danıştay'da görülüyor. Danıştay, aynı derneğin yaptığı başvuruyu daha önce iki kez reddetmişti. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve 1500 yıllık tarihinde tartışma konusu olmaktan kurtulamayan Ayasofya için şimdi gözler bir kez daha Danıştay kararında.